Sevgili Antalyalılar, değerli basın mensupları, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Binamızın önünde yapmış olduğumuz basın açıklamasıyla ülkemizde yaşanan, Antalya'mızda ve Manavgat'ımızda yaşanan orman yangınlarımıza dikkat çekmek istiyoruz. Ben öncelikle Manavgat orman yangınında yaşamını kaybeden Yaşar Cinbaş ve Erol Tolkaya Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve dayanma gücü diliyorum. Yine orman emekçilerimizden şu an hastanede tedavisi devam edenlere acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda genç bir partilimizi kaybettik. 30 yaşlarındaki bir partilimiz orman yangını için su taşırken kalp krizi geçirdi ve yaşamını kaybetti. Buradan kardeşimiz Yusuf Demirli'ye, ailesine, sevenlere, Cumhuriyet Halk Partisi ailemize de yine başsağlığı, sabır ve dayanma gücü diliyorum. Bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınları için tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun demek istiyorum. Ve tabii canları pahasına orman yangınıyla mücadele etmek için koşuşturan tüm emekçilerimize de buradan şükran duygularımı sunmak istiyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye'de Kahramanmaraş'tan başlayıp Akdeniz, Ege ve İstanbul'a kadar uzanan 1700 kilometrelik sahil bandında yer yer 160 kilometre derinliğine kadar uzanan 12 milyon hektarlık kısım yangına duyarlı bölgeyi oluşturmaktadır. Bu alanda hakim ağaç türü ise kızılçamdır. Ormanın altındaki örtü ise maki olarak tanımlanmaktadır. Maki içerisinde bulunan türler ise yangın açısından hassastır. Yani 12 milyon hektarlık alanın %35'i birinci derecede yangına duyarlıdır. Tekrar ediyorum, %35'i birinci derecede yangına duyarlıdır. Bugün 5. gününde olan ve hala devam eden yangının yaşandığı Manavgat ilçesi, Taşağıl Mahallesi, Serik bölgesi, Türkiye'nin yangına duyarlılık açısından en hassas bölgeleridir. En hassas ilçeleri, yerleridir. Zira bu bölgede 2008 yılında Türkiye tarihinin belki de en büyük orman yangını gerçekleşmiş ve 16.500 hektarı orman olmak üzere 20.000 hektar alan adeta küle dönmüştür. Ülkemizin orman yangınlarına böylesine hassas bölgesinde neden biz orman yangınlarına bu kadar tedbirsiz yakalandık? Buradan tüm ilgililere, yetkililere haykırıyoruz. Neden? Neden? İsterseniz ne kadar tedbirsiz yakalandığımızı daha iyi anlatmak için ülkemizin benzer şekilde bir bitki örtüsüne sahip olan bazı Avrupa ülkeleriyle kıyaslamalar yapalım. Örneğin Yunanistan'da 38 tane yangın uçağı var. Fransa'da 26 tane yangın uçağı var. İspanya'da 17, İtalya'da 19 tane yangın uçağı var. Türkiye'de ise hepiniz biliyorsunuz artık sadece 3 tane yangın uçağı var. Yunanistan'da her 100.000 hektara bir uçak düşerken Türkiye'de 7,5 milyon hektara bir uçak düşüyor. 7,5 milyon hektara. Yani Yunanistan orman yangınıyla mücadele konusunda Türkiye'ye kıyasla 75 kat daha etkilidir, daha avantajlıdır. Dün Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Bahar Önal'la, Kadın Kolları İl Başkanımız Nilüfer Deveci ile, yine Manavgat İlçe Başkanımız Aliye Coşar'la, Kadın Kolları İlçe Başkanlarımız, il yöneticilerimiz, her kademedeki kadın emekçilerimizle, bugün bizlerle basın açıklamasında beraber olan kadın erkek tüm parti emekçilerimizle birlikte bazı yangından zarar gören köyleri, köylülerimizi ziyaret ettik. Manavgat'ın toplam 106 mahallesi var ve bu 106 mahallenin 48'i yangından hasar görmüş. Yani neredeyse yarısı yangından hasar görmüş durumda. Ve 22 köy yanmış, kül olmuş. 22 köy tamamen yanmış. Vatandaşlarımızın sesleri hem dumandan hem de yardım çığlıkları atmaktan kısılmış durumda.
Ve gene vatandaşlarımız haykırıyorlar. Bizler burada geceleri uyuyamıyoruz diyorlar. Sabaha kadar nöbet tutuyoruz, tekrar yangın çıkacak diye korkuyoruz diyorlar. Her birinin gözlerinin içi kan çanağı gibiydi. Ve öylesine yangından korkmuşlar ki, ürkmüşler ki haklı olarak, orada elektrik olmamasına rağmen mum yakmak bile istemiyoruz dediler. Ama sağ olsun belediyemiz ve Şükrü Başkanımız bugün ve tabii Muhittin Başkanımız bugün oraya tüm köylerimize ışıltaklar yollanacak. Böylelikle elektrik kesintisi olduğu süre boyunca hiç değilse bir nebze olsun akşam saatlerinde rahat etmeleri teminat altına alacak. Ziyaret esnasında yurttaşlarımızdan birisi şu cümleyi kurdu. Ateş sadece bir yerdeydi. Uçak olsaydı söndürürdü. Ama uçak gelmediği için yangın büyüdü. Bir diğer vatandaşımız şunu söyledi. Yapacak şey çoktu ama hiçbir şey yapılmadı. Hayatım boyunca böyle bir beceriksizlik görmedim. Arazözler yangın sırasında gelmedi diyerek hükümet yetkililerine isyan ettiler. Haklı bir isyandı. Vatandaşlarımızın sizlere şöyle bir mesajı da var. Öncelikle göstermiş olduğunuz dayanışma için, yürek birliği için çok teşekkür ediyorlar. Gönderilen yardımlara çok minnet duygularını iletiyorlar. Şu anda gıda ihtiyaçları tamamlanmış durumda görünüyor. Ancak bundan sonra beyaz eşya, kanepe, koltuk, ev eşyası gibi bir takım ihtiyaçlar söz konusu. Ancak tekrar söylüyorum, vatandaşlarımız bu dayanışmanın onların biraz olsun acısını hafiflettiğini özellikle söyledi ve sizlere çok teşekkür etti. Evet, köylülerimizin bazıları evlerini, bazıları bahçelerini, bazıları tarlalarını, bazıları hayvanlarını, bazıları ise bunların tamamını kaybetmişti. Durum gerçekten korkunçtu. Havada derin bir yanık kokusu vardı. Bazı ağaçlardan halen dumanlar tutuyordu ve üzerimize kül yağıyordu. Bu durum gerçekten de insanın içini acıtıyor. Yayla alan ve Sırtköy'de yaptığımız görüşmelerde köylülerin en büyük geçim kaynağı olan defne ağaçlarının büyük bir bölümünün yanmış olduğuna tanıklık ettik. Ve köylüler, bizler buradan gelir elde ediyorduk, buradan yaşantımızı sürdürebiliyorduk. Tek kazancımız buydu. O yüzden hükümetimizin bu yaşadığımız mağduriyeti karşılamasını bekliyoruz diyorlar. Buradan bir kez daha yetkililere seslenelim. Bu bölgeyi yangından zarar gören vatandaşlarımızın olduğu yerler doğal afet alanı olarak ilan edilmelidir. Gelen afet değil, doğal afet alanı olarak ilan edilmelidir. Ve köylülerin ekonomik kayıpları da bir an önce devlet tarafından karşılanmalıdır. Ayrıca daha önce Sırtköy'de köylülerin taş ocağı yapmak, köylülerin defne ağaçlarının olduğu yere taş ocağı yapmak istemişler. Ancak bir direniş sergilenilmiş, geri adım atılmış. Ancak şu anda yine bir takım şaibeler var. Buraya taş ocağı yapılacağı söyleniliyor. Buradan tüm yetkililere haykıralım. Bizler köylülerin sesine ses olacağız ve orada taş ocağı yapılmasını istemeyen köylülerin yanında yer alacağız. Asla ve asla halkımızın istemediği bir şeyin yapılmasına izin vermeyeceğiz. Köy ziyaretleri esnasında halkımızla konuştukça hüzünlendik. Bir kez daha yüreğimiz yandı. Ancak ardından yaptığımız bir ziyarette umutlarımız yeşerdi. Çünkü ardından Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Yangın Yardımları Koordinasyon Merkezi'ne gittik. Ve orada yüzlerce gencimizle tanıştık. Her biri harıl harıl çalışıyordu. Gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Gelen yardımları kategorilerine göre ayırıyor, tasnifliyor, kutuluyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için paketliyorlardı. Öylesine canıraş bir şekilde gönüllü bir çalışma,
Öylesine güzel bir imece ruhu vardı ki bir kez daha umutlarımız yeşerdi. Ve işte dedik ki aydınlık Türkiye'yi biz bu gençlerle, bu anlayışla, bu bakış açısıyla kuracağız. Türkiye'nin dört bir yanından kırlarla bağış yapıyor. Ve bu gençlerimiz sabah 8'de gelip akşam gece sabaha karşı 2'ye 3'e kadar orada çalışıyorlar. Bir tanesini durdurdum. Baktım gözleri biraz kızarmış uykusuzluktan. Yorgun musun dedim. Ne demek vekilim dedi. Vatan görevimiz. Vatan görevimiz dedi gençlerimiz. Gurur duyuyoruz bu gençlerimizle. Yardım merkezimizin bir de ilaç dağıtım bölümü var. Oradaki eczacılarla görüştüğümüzde en fazla talep edilen ilaçların göz damlası, yanık kremi, ağrı kesici ve boğaz pastili olduğunu öğrendik. Aynı zamanda kalp, tansiyon gibi ilaç kullanan vatandaşlarımız açısından da bölgenin bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi şart. Çünkü aksi takdirde yangında ilaçları yanan vatandaşlarımızın raporlu olarak o ilaçları alması mümkün değil. Belli bir kullanım süresi var biliyorsunuz. Onun için Sağlık Bakanlığı'nın sistemine düşebilmesi için oranın bir an önce doğal afet bölgesi ilan edilmesi şart. Aynı zamanda CHP'li Manavgat Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'le de görüştük. Kendisi gerçekten de halkçı belediyecilik anlayışının en güzel ve en samimi örneğini gösteriyor. Bize yaşananları anlatırken gözleri doldu. Ve halk ne hissediyorsa belediye başkanımız da onu hissediyor. Halk ne yaşıyorsa belediye başkanımız da aynısını yaşıyor. Ben buradan bu vesileyle belediye başkanlarımıza teşekkür duygularımı, minnet duygularımı da iletmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bir sıkıntımız var. Belediyelerimiz harıl harıl çalışıyor çalışmasına da belediyelerimize maddi yardım yapılmasının önüne engeller konuldu biliyorsunuz. Oysa ki halk yardım yapmak istiyor. Belediyelerimiz de bu yardımlarla halkın yaralarını sarmak istiyor. Ama hayır, olmaz, yapamazsınız diyorlar. Oysa ki belediyelerimiz devletin bir parçasıdır. Onun için devletin rakibi değil, bir parçası olan belediyelerimize yardım, maddi yardım da yapılma imkanının bir an önce önü açılmalıdır. Bırakın belediyelerimiz halkımızın yaralarını sarsın. Değerli arkadaşlar, bizim ülkemizin yanan bölgeleri uçaktan seyreden değil, yangına uçak yollayan bir lidere ihtiyacımız var. Bizim milletin kafasına çay atan değil, milletin kafasına çay atan değil, halkın derdini dert edinen bir liderliğe ihtiyacımız var. Ve bizim saraylara değil, nefes alabileceğimiz ormanlara ihtiyacımız var. Dün halkımızla yaptığımız sohbette duyduğumuza göre bakanlıklar arasında da bir koordinasyon eksikliği yaşanıyormuş. İyi ki belediyelerimiz var dedik bir kez daha. Ve bütün bunlar yetmezmiş gibi orman yangınları nedeniyle ciğerlerimiz cayır cayır yanarken 28 Temmuz tarihinde resmi gazetede şahsım hükümeti kararıyla 7300 sayılı kanun yayımlandı. Bu kanuna göre ormanlık arazilerde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılaşma yetkisi verildi ne yazık ki. Erdoğan, orman arazilerinin turizm koruma ve gelişim bölgeleri adı altında turizm yatırımcılara açılmasına yol verdi. Yani bir kez daha doğanın yeşilini değil, doların yeşilini tercih ettiler. Ve kanuna göre orman arazileri turizm ve kültür ve turizm gelişme bölgeleri dışında kalsa bile eğer kamu yararı kapsamına alınırsa turizm yatırımcılarına açılabilecek. Bu şu anlama geliyor. Sadece Turizm ve Orman Bakanlığı değil, otel veya turizm tesisi kurmaya uygun olan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tutun, Adalet Bakanlığı'na kadar
tüm alanların tasarrufu Turizm ve Kültür Bakanlığı'na devredilecek. Yani gene o alanlar talan edilecek, birilerine peşkeş çekilecek. Ayrıca tarım ve hayvancılığın içinde bulunduğu mera, otlak, yayla gibi alanlar da turizm tesisine dönüştürülebilecek. Koyun can derdinde, kasap et derdinde değerli arkadaşlar. Bunu bir kez daha gördüm. Oysa ki bu kanun anayasamızın 169. maddesine açıkça aykırıdır. Çünkü 169. maddemize göre, anayasamıza göre orman alanları asla ve asla daraltılamaz. Yanan alanlar anayasamıza göre derhal ağaçlandırılmak suretiyle orman alanına dönüştürülmelidir. Genel Başkanımızın da sosyal medyadan duyurduğu gibi her yer yanıp kül olurken onların derdi dağı taşı betonlaştırmak, ama buradan andolsun biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. Değerli basın mensupları, son olarak şunu söylemek isterim. AKP 19 yıldır uyguladığı politikalarla orman köylüsünün ormanla ile olan bağını da koparmaya çalışmıştır. Geçmişte orman üretimini yapan orman köylüsü dikili satış uygulamasıyla orman köylüsünün geçmişte orman üretimi yaparken şimdi de dikili satış uygulamasına geçildiği için bundan mahrum bırakılmış ve orman idaresinin ilişkisiyle orman köylüsü arasında bir nevi bağlar kopartılmıştır. Bu durum orman köylüsünün orman yangınlarını söndürme konusundaki etkinliğini de ister istemez azaltmıştır. Yangının bu denli büyümesinde hiç şüphesiz uçakların olmaması, iktidarın beceriksizliği, kayıtsızlığı, lakaytlığı vardır. Ancak orman köylüsünün de orman idaresiyle bağının kopartılmasının etkisini yok sayamayız. Bu da ne yazık ki etkili olmuştur. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak yangında büyük zarar görmüş olan yurttaşlarımızın hep yanında olacağımızı, onlara gereken her türlü yardımın ulaştırılması konusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı, yanan orman alanlarımızın herhangi bir yandaşa peşkeş çekilmeden orman ekosistemine dönüştürülmesi için yakın takipte olacağımızı ilgililere buradan bir kez daha duyururuz. Ben bu duygularla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.